با سلام، وقت همگی بخیر باشه. بنده ارشیا هستم، در خدمت شیما هستیم. بازم درود سلام. درود سلام. پرسید فارسیه سلام چی میشه؟ گفتم درود سلام. خب یه سری سکانس های فیلم های ایرانی برسوا کردم، فیلم و سریال خیلی خوبمون رو و بازیگرای خوبمون رو، یه چند تا صحنه حالا سعی کردم، حالا هم غمگین باشه هم کمدی باشه، و اینکه نظرش رو بدونیم در مورد کلا بازیگرای ایرانی و فیلم‌های ایرانی و در مورد سریال‌های ترکی و فیلم‌های ترکی هم باهاش صحبت می‌کنم، نظرش در مورد اونها هم می‌دونیم. امیدوارم که همه جوری لذت ببرید. بریم که داشته باشیم. ben diyorum ama bu adam da suçlu. Şu anda herkes kalkınıyor ama yazar ben o kuşku. Bu yalan diyor. Bu yalan diyor falan. Beni bana inanmıyor diyor. Bu adam kendini kanıtlamaya çalışıyor ve çok zor durumda belli. Aynen. Zor durumda. Görmüyor musun diyor bunu. Hala diyor buna inanıp bunun yanında mı kalacaksın? Aynen. Mimiklerden yorumlamaya çalışıyorum. Niye beni dinlemiyorsun diyor. Yazıp sana bir karar aldım diyor şu şey işte bilmiyorum. Bu adam. Aynen. Habistan mı neresi orası bilmiyorum tam. Seni şey habise atarız diyor. Ama bu günahsız. Evet belli. Aynen. Belli işte diyorum ya, adam masum, kendini kanıtlamaya aynen çalışıyor. Oh belli. Bu kadar kimse yırtmaz kendini yani yoksa. Bu adam da asla kararından dönmüyor. Gaddar bir insan. Böyle beş kat. Bana haksızlık yapıyorsunuz. Bunun acısı çıkacak diyor sanki. Hayır, ben 10 sene bir yerde çalıştım diyor. Paramı ne bileyim hakkımı vermemişler falan diyor. Sonra sen git ne bileyim devlet hakkını verir falan diyor dediler. Devlet vermedi falan diyor. Dava açtım, bir sene sürdü. Sonunda evine git falan dediler. Bu kere izin vermeyeceğim diyor. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ben çok hızlı sinirleniyorum diyor. Onlar gibi konuşamıyorum diyor. Haklı ama sinirlenmek de zaten gayet haklı yani. Şuna bak. Moron. Duruyor öyle böyle. Bunlar alışık. Bakmıyor bile suratına. Hani şey gibi, ben işimi yaparım, gerisi aynen beni ilgilendirmez. Şunu bir şey ona yap. Şunu Türkiye'de yapmışlar aynısını. Adam kendini şey yerine koyuyor. Bir mullalar var ya. Dini ne bileyim. Ama öyle değil aslında. Evet. Türkiye'de aynısını yapmışlar. Bunları biz gerçek hayatta yaşıyoruz. Aynen ama film yani millet milleti dolandırıyor böyle. Ben hocayım, hacıyım diyor tabii. Aynen, neler aynen yapıyorlar. Haberlerde görmüşsündür. Hı-hı. Korkunç bir şey gerçekten. Belki de şunun hangi sekansı da şey... Kendi peygamber olarak falan mı tanıtıyor? Yoksa evliya olarak? Hayır, şu şunu hapise atmışlar ama suçlu değilmiş. Bir de hapiste sonuna kadar hapistesin falan demişler. Müebbet. Aynen öyle bir şey. Bir de şu böyle bir duruma gitti, bir mulla ile şey hastanede yattı birkaç gün. Hapiste bir şey yaralandı falan. Hiç hatırlamıyorum. Aynen. Bir de orada onun elbiselerini giyinip kaçtı şeyden, hastaneden. Bahardır, doğrudur. Aynen. Alıntı filmlerimiz çok. Aynen. Oradan bir de şöyle kimse şunu indirmiyor. Şey, bindirmiyor. Almıyor. Kaçıncı dakikasındaydı? Git. Ama şunu haber verdiler. Sen git. Aa bak geçti. Bu komedi filmi mi yoksa? Aa komedi. Bence komedi. Yani bence belli çünkü sadece adamı bilmiyorum. Ben hissettim komedi aynen olduğunu. Bir de en iyi komedisi. İran'ın en iyi komedisi. Milleti dolandırıyor değil mi bu böyle?
aslında değil ya. Aslında kötü bir adam değil. Yok, ama hayır. Bunları koçu adamlar sanırlar yanında. Yani çok milleti zulüm ettiler. Şu an bak şey, onunla dalga geçiyorlar gençler. Bak. Ne diyor burada? Hacı ters koymuşsun şey ne diyor ama bunu ters diyor. Kişi de bilmiyor şu işleri işte. Ha, bilmiyor. Ha, bilmiyor. O öylesine oldu kaçtı öyle bir. Dalga geçiyor. Bak küfür etmeye çalıştı bir de ben küfür etmemeliyim falan dedi bir an o hatırladı. Şey, bir şey moda girmesi aynen. Lazım. Şey dedi. Bu adam da şey. Allah size şey versin dedi ya, ya size affetsin falan ya, dedi. Onlar gibi Allah konuşmaya ya. Çalıştı. Allah. Annenize benim salamımı söyleyin dedi. Sonra annelerine küfür etti. Tamam, çok, çok iyi bir sakansın. Çok iyi bir sakansın. Onları da şaşırdı yani. Adam böyle konuşmaz. Şimdi konuyu falan bilmediğim için ve dediklerim şeyi anlamadığım için ya. Ben de unutmuşum. Garip bir sahne gibi geldi ama adam çok iyi ya. İyi mi oynuyor? İyi. Yani şimdi düşününce bizde de böyle insanın kendine vurduğu ettiği sahneler falan var. Şu konuyu bilmediğim için direkt sahneyi görünce garip geliyor ama iyi bir oyuncu ya. Onun şey sesi bu değil, güzel yapmıştı. Evet evet, ben de o garipsedim ilk bir sesi. Ha, ama komik iyi. Şey var üstüne söyledim. Ama bak, yok canım komik olmadığı belli burada bir şey var yani. Aynı şey, aynı film. İlk izlediğimiz... Şu üçüncüye bakalım, bu çok iyi. Bu adam gerçekten bayağı iyi belli ki. Şimdi. Siz insansınız diyor, sizin şerefiniz var diyor. Ne diyorsun sen anlamıyorsun ki diyor. Burada kimseye ne anlamaz diyor. Bu benim şeyim, çocuğumun için siyah giydim diyor. Yaz tuttuğunu gösteriyor herhalde. Bunlar ne diyor? Bunlar ne? Bu şeyin, fabrikanın sahibi. O da bir iş. Siz insan mısınız? Hayvan falan diyor. Ses yapma diyor. Polis çağırın falan diyor. Ben dün hayatımı kaybettim diyor. Gömdüm falan diyor. Ha, cenaze mi bu? Cenaze. Ama bunun şeyi meşhur sekansı şurası ya. Şey yapmışlar. Önceki şuralar mı? Bu elinde tutup bağırdığı değil mi? Aynen. Ama zaten mimikleri, hareketleri en iyi oyuncumuz şu an şu. Çok iyiydi. Çok mu iyiydi? Bu cidden çok iyi, bu efsane. Kim, bu kimdi ismi? Nevit Muhammedzade. Ne? Nevit. Nevit Muhammedzade. Muhammedzade. Çok iyi bir oyuncu. Duyguyu hissettiriyor, ben çok beğendim. Süper asistlere İran oldu yani. Bu da komik bir film. Komedi. Aynen. En sevdiğim. Şu günler diyor. Aynen, ellerle biraz. Ha tamam. Şurada bir çanta çalmaya gidiyorlar. Tamam, tamam. Çalacaklar galiba. Aynen, adamlar. Çaldılar. Çok iyi başlıyor film. Oha! Ay! Ay! Aa, bacağı! Reza vur bunu diyor. Vur bunu diyor. O kendi bacağıyla uğraşıyor. Dur abi bir ay... Bacağın protez mi? Aynen. Gerçek değil. Aa. Yok, filmde de protez değil mi hani? Hayır, aslında şey değil ya. Aslında bacağı hayır, var. Hayır, yok, gerçek hayatta demiyorum. Aynen, filmde de adam bacağı kopmuş aynen. Bir insan ve protez aynen. Bacak takıldı. Aynen. Ben de dedim ki efekt falan hayır yaptılar, ya. Kötü oldu. Hayır kötü ya, çok diyecektim. Gerçek bir film. Bak vuruyor Reza. Bak, Reza vur diyor. Reza vur. Ona vuruyor. Arkadaşına vuruyor. Arkadaşına vuruyor. Bu çok iyiymiş. Ona vurdu değil mi? O yüzden ağlıyor. Buna bayıldım. Bu sahneye bayıldım. Bu çok iyi başlıyor film bu ya. Bu çok iyi. Bir de bilmiyoruz yani. Adamlar çantayı aldı ama baksana hallerine. Almaz olaydılar. Bak şuna bak. Sonra ne diyorlar?
bak bir yere gidip çantayı açmaya çalışıyorlar. Çantayı açamıyorlar kesin. Açıyorlar da ama ne diyorlar bak ona bak. Ne bileyim bir yerde şeyini ayağını kaybetmiş. Bu ne yapıyor? Şöyle yapıyor işte. He. Her yerim ağrıyor diyor. Millet niye bu kadar maddiyatla önem veriyor diyor. Senin çanta aynen senin paranı çalmak, canını çalmak istiyoruz. Canını çalmak istemiyoruz ki boş ver gitsin bırak gitsin. Niye uğraştırıyor beni? Siz uğraşıyorsunuz ya para almak için. Çok iyi ya. Bak bunu çok beğendim. Bunu da çok beğendim. Çantan ya gitsin bırak gitsin. Millet hırsı var milletin falan diyor. Tipler çok iyi bu arada. Mesela eski gibi bir çok film. İyi. Ya, tam böyle yani bu adam komedyen yani belli yani. Tipi falan da komik. Bu çok iyi ya. Bu evet belli. Ay, çok zengin biri. Ne dedi bak anlamadım. Hırs falan yapıyor adamıyla. Hırs işte. Aynen. Miden iş, maden işinden sonra çanta çalmak en zor işlerinden biri falan. Madenci mi bunlar? Madende mi çalışıyor? Hayır ya, öyle bir atasöz var. Yani maden işten sonra anladım, işler tamam, falan çok zor. Aynen tamam. Ciddi misin falan diyor. Of. Bir de çantasında bir şey yok falan. Adamın protest bacağı çok işe yaradı bu arada. Yani şansına ama çok yani. Şok oluyoruz. İlk defa görünce böyle bacağı şöyle yapınca. Evet ben şok oldum işte. Açıldı dedi. Yok içinde bir şey. Ne? Oha hep belge var. Aynen. Bunlar için o kadar şey mi veriyor? Evet. Bir de dayak yiyorlardı o kadar yani. Aynen. Bir sürü numara var burada diyor. O kadar şeyim var, sinirliyim ki. Şeytan bana şey diyor. Ya orada bir atasöz var. Kendim yapmak istiyorum. Şeytan bana şey diyor. Onların hepsini arayıp küfür edin diyor. Sinirim anca çıkarırım öyle. Çok iyi. Kesin keşke yapsaymış. Gülerdik. Çok iyi ya. Tipler. Çok iyi. Çok beğendim. Bu adam efsane, bu da çok iyi ya. Şeyim ben bu filmi de baya beğendim. Senin çok sabrın var diyor. Ben o kadar sabırlı değilim. Ben değilim. Tamam neyse başka sen geçir. Ha, ha evet şu. Bu sahneydi tamam. Bu çok beğenmiştim. 5 senedir hayatım bir kız olmuş sadece. Kızı değil mi? Aynen. Çocuğu. Burada ölmemişti. Aynı film değil mi? Hayır bu başka bir film ya. O değil. Bu başka bir film tamam. Değil. Peki bu adam genelde böyle hüzünlü filmlerde mi oynuyor daha çok? Aynen. Aksiyon ya da böyle hüzünlü. Ama çok, çok iyi. Çok filmi var ya 5 tane falan filmi. Ya az öncekini çok beğenmiştim. Bunun sevdiği kızı diyor burada. He sevdiği biliyorum, kız. Biliyorum bu şey kızgın kaçak. Kızgın burada sanki. Aynen uyuşturucu. Kızgın. Şu an idam şeyi gelmiş. İdam olacak. Kızgın kendi mi? Kendisi. Kaçak şey yapıyor. Uyuşturucu kaçak şey yapıyor. Eyvah. Aynen. Kız bunu ifşa etmiş senin kim olduğunu. Sevdiği kız. Aynen. Şu an başka biriyle sevdiği kız. Ben biliyorum şey diyor. O kız beni ifşa etmiş falan diyor. Kaçtırmış falan diyor. Aynen. İfşa öyle bir şey. Beni istemediğini biliyorum. Bir kere daha görmesini istiyorum. Bu arada buradaki müzik var ya az önce bizde de çok kullanılıyor. Aynı mı? Müzik. Evet bizde de kullanılıyor. Benim tek istediğim şey bir kere daha görmesi falan onu diyor. Ben bunu bir daha izlemek istiyorum. Ben minunam bu yekidi gaz. Minunam bu manolu dedi. Ben minunam bu manolu.
Hem sinirli, hem üzgün. Burada da üzülmüş. Oha çok iyi. Burası çok iyi. Özellikle burası efsane. Aynen. İdam olacak da çok iyi o oynuyor. Evet yani adam şeyi çok iyi yapmış ya. Bir anda adam başta sinirli, hakem kesiyor, masaya vuruyor falan. Aynen. Bir anda böyle yaptığı an kızarıyor yüzü, ses tonu şey oluyor, ağlayacak gibi aynen oluyor. O geçişler müthiş. Bu çok beğendim. Muhammedzade mi? Aynen Muhammed. Muhammedzade. Unutmam. Kesinlikle unutmam. Çok beğendim. Bayıldım. Bayağı tamam, güzel yerler gösterdin bana. Bu birkaç filmi izleyeceğim. Hı hı. Ayrıca Türkçe dublaj ya da altyazılı filmler biliyorsalar takipçilerim bana önerebilirler. Ben de size öneririm. Aynen. Aynen var tabii. Var daha mesela. İşte var, yine konuşuyorduk her şeyle. Biraz muhabbet ettik. Hı hı. Başka mesela. Geçen şeyde Avrupa Yakası'nı söylemiştim. Çok güzel diye komedi. Aha. Onun dışında Türk komedisini, bizim kültürümüzü çok iyi bilmiyorsanız anlayamayabilirsiniz. Ama hani sahneler çok güzel. Çakallarla Dans diye bir seri var. En komik serilerimizden biri. İzlettim biraz, hatta bahsettim ona da. Aynen. Başka mesela Col Pacino serisi var. Yani özellikle Col Pacino filmi o kadar böyle hayatımızda yer edinmiş ki sürekli replikleriyle falan konuşuyoruz. Aha. Çok keyifli oluyor. Başka daha duygusal ve şey filmler de var. Nasıl diyeyim, mesela bugün bahsettik, kim vardı? Nuri Bilge Ceylan'dan bahsettik. Çok ünlü bir yönetmen. Onun filmlerinden konuştuk. Onlar da çok güzel. Muhakkak izleyin, konuşalım üstüne. Nasıl filmler istiyorsanız öneririm, anlatırım. Başka Nuri Bilge Ceylan'ın her filmini izleyebilirsiniz. Hepsi mükemmel. Duygusalı var. Yani ağlamak istiyorsanız, hüzünlenmek istiyorsanız ve kaliteli film izlemek istiyorsanız açın onları izleyin. Böyle Türklerin günübirlik. Aha. Günübirlik yeni dizilerini izlemeyin. Yani söylüyorum, saçmalık yani. Benim size söylediklerimi izleyin kesinlikle. Ben izlemiyorum Türk dizisi. Gençler izliyor mu peki? Var tabii, izleyenler var. Ya günümüzde de yine güzel diziler var. Ama hani hep yaz aşkları, işte zengin kızlar, fakir oğlanlar. Bunu özellikle çevirir misin? Tabii. Hemen rejimi söyle onlara. Tamam. Neyse, bir o var mesela. Yani hep o olay, hep aynı ilerliyor. Ben hiç sevmiyorum o yüzden bu senelerde. Son birkaç yıldır çıkan dizileri çok izlemiyorum. Arada bir iki tanesi dışında. Bakalım. Şahsiyeti izleyin. Şahsiyeti bir şekilde bulun ve izleyin. Haluk Bilginer diye bir oyuncu başrolde ve ödül aldığı için işte uluslararası alanda. Aha. Onunkisinin çevirileri çoktur. Altyazılı olarak da bulabilirler belki. Hı-hı. Muhakkak tavsiye ederim. Arada amurda seriyalı Türkiye kollen ye video mi gireyim ve باهاش مشورت میکنیم و اینکه دیگه کلا این در مورد سریال خودمون بود بیشتر و پیشنهاد توصیه‌ای که کرد اونا رو نگاه کنید، نظرتون رو به هم بگید اگه دوست داشتید و اینکه باشه کار بشه. نه اون رو باشه بشه. چون دیزلر کرباستان اکنما گلد. اون اشون باشه ویدیو چکید. او اکنما گلد. اون اشون ریلیس چکیرز همه. اولو. باشه بشه یکسا bitirelim. Bitirelim şimdi. Tamam. Yine Türk diziler için konuşuruz. Başka bir videoda konuşuruz yani. Olur. Aynen. Onun konuşuruz. Tamam. Ama kendinize ben sizin filmlerinizi çok sevdim. Yani bana da önerebilirsiniz. İzleyeceğim hepsini. Dublajınız mantıklı olsun. Tamam. Bayağı güzeldi. Muhammed Zadi'yi çok sevdim. Aynen. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.